Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Son durumla karşınızdayız. Karabağ'da yaşananları önceki videoda aktardığımız için doğrudan Ukrayna-Rusya olaylarına bakacağız. İlk olarak Rus medyası yine kafayı bayraklar TB2'ye takmış durumda. Ukrayna'da bir ayda 60'a kadar TB2 imha edilebilir başlığı atılmış. Neden böyle bir haber yapıyorlar? Geçen gün bilindiği gibi 35 tanesini vurduklarını ve bir tane kaldığını duyurmuşlardı. Fakat bu sefer haberde 60'a kadar vurabiliriz demişler. Şu şekilde Rus medyasındaki habere göre Türkiye Ukrayna'ya yeni bayraklar TB2 yollayacak. Bunları İngiltere üzerinden yollayacak. Dolayısıyla Rus medyası hemen senaryo üretmeye başlamış. Bir ayda 60'a kadar bayraklar TB2 insansız hava aracı imha edilebilir. Bu kadar büyük kayıplarla kullanmanın ne kadar etkili olduğu hakkında konuşabiliriz. Bugüne kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hala birkaç yaya sahip olabilir gibi gibi haber devam ediyor. Yine Ruslar TB2'nin başarısız olduğunu yazmış. Türk insansız hava araçlarının etkinliğinin tamamen başarısız olduğunun göstergesi cümlesi kullanılıyor. Bu saçmalığa son verip diğer haberlere bakalım. Yine dostlar Çeçenya'da Putin kuklası Kadirov kendine yakışanı yaptı. Kimseyi şaşırtmadı. Telegram kanalında profil fotoğrafı olarak Putin'in fotoğrafını koymuş durumda. Rusya'nın başkenti Moskova'da marketlerde şeker, karabuğday ve yemeklik yağ alımında sınırlama getirildiğine dair belge paylaşılıyor tank savar mayınlarını boşaltamayan Ukrayna askerlerini görmektesiniz. Çok ilginç bir görüntü ki bu da aslında limanlarda Ukrayna'nın mayınları bile döşeyemeyeceğini bizlere gösteriyor. Kamyondan tank savar mayınlarını indiremeyen şanslı Ukrayna askerlerini görmektesiniz. Dediğimiz gibi herhangi bir patlama yaşanmıyor. Yine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu paylaşımı yapıyor. Ukrayna askerleri kurtarıcıları güvenle koruyun. Bizim için zafer. Ukrayna'ya zafer paylaşımı yapılmış. Yine Mariupol'da veya Mariupol'da Çeçen kuvvetlerini görmektesiniz. Çeçen işgalciler sokaklarda ilerlemeye devam ediyor. Rusya'nın taktiği şu. Rusya son günlerde kara savaşında başarısız olduğu için gelişmiş sistemlerle uzaktan saldırı gerçekleştirmeye başladı. Özellikle seyir füzeleriyle Ukrayna'nın neredeyse tüm kritik altyapısı vurulmuş oldu. Yine cephenin önünden de Çeçenleri yolladıkları için Rus askerlerin kayıpları da azalmış durumda. Dünya yayınladığımız haberde çok sayıda Ukrayna askerinin ve yine çok sayıda Rus askerinin karşılıklı olarak esir alındığı görüntüleri yayınlamıştık. Yine dünya soruyor, NATO gerçekten savunma ittifakı mı? Toprak bütünlüğü olmayan ülkeler üyeliğe kabul edilmiyor. Ancak 1955 topraklarının %30'u Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilen Almanya NATO'ya katılmıştı. Değerlendirmesi yapılmış. Yine dostlar dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Polonya'yı ziyaret ettiği sırada Rusya Lviv'i vurmuştu. Mesafenin 500 kilometre olduğu düşünüldüğünde bunun Amerika'ya mesaj olduğu dile getiriliyor. Rusya yasak bombalar kullanmaya devam ediyor. Donbas'ta beyaz fosfor veya termit mühimmatının kullanıldığına dair üst üste 3. gece görüntü yayınlanıyor. Yine doğudaki Avdivka kenti yakınlarında cephe hattında şu anda meydana gelen patlama sonrasında Rusların Ukraynalılara karşı beyaz fosfor kullandığı Christopher Miller tarafından iddia edilmiş Ukraynalı bir teğmenin biz konuşurken gerçek zamanlı olarak çektiğimiz fotoğraf şeklinde Ukraynalı bir teğmenin yayınladığı fotoğrafı görmektesiniz. Kendisi durumu delilik olarak nitelendiriyor. Yine bunların herhalde Suriye'den haberleri yok. Masum insanların milyonların üzerinde Suriye ve Rusya bunları kullanmış olduğu Esad'dan bahsediyoruz. Yine Horlivka'da Ukrayna pozisyonlarına ATGM saldırısı düzenlenmiş durumda. Donmaz savaşçıları tarafından Donmaz işgalciler tarafından paylaşılan videoyu görmektesiniz. Rusya'ya T-72B3 tankı Maripul civarında bir başka T-72B3'ü çekiyor. Görüntüler ilginç. Yine Rus yapımı tos 1 termobarik çok namlu roket atarın Kamyanka bölgesinde Ukrayna mevzilerini ateş açtığı görüntüleri görmektesiniz. Yine orlan ten insansız hava aracı görüntüsü Kharkiv oblastında Kamyanka'da Rus tos 1 termobarik çok namlu roket atar sistemin atış anını gösteriyor. Yine bu silahla ilgili şunu söyleyelim bu da tabii ki de Rusya'nın etkili silahlarından bir tanesi. Daha öncesinde Ukrayna roketleri bozulmamış en az bir adet termobarik çok damlı roket atar ele geçirmişti. Kullanıp kullanmadıkları soru işareti olmaya devam ediliyor. Tam olarak bu olayın gerçekleştiği konumu da görmektesiniz. Rus kuvvetleri Karkiv yakınlarında bu şekilde saldırı düzenliyor. Yine bir video paylaşılmış. Kiev oblastı üzerinde havadan fırlatılan KH-555 veya Kh-101 olduğu düşünülen seyir füzesinin görüntüsünü görmektesiniz. Dün Ruslar Kiev Oblastında yüzlerce Ukraynalı askerin teslim olduğunu duyurmuş ve askerleri esir aldıklarına dair görüntüleri yayınlamıştı. Yani başkentten bahsediyoruz. Ukrayna ordusunun Kharkiv Oblastındaki Vilinka köyünde Rus birliklerini kovdu ve bazı askerleri yakaladığı belirtiliyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Yine Suriye'de Esad rejimi işgalinde olan bölgelerde başkent Şam'da Ukrayna'da işgale katılan Rus askerlerine destek amaçlı miting düzenleniyor. Ukrayna'nın Sumi bölgesinde çatışmalar devam ederken çok sayıda Rus ayrılıkçı Ukrayna güçleri tarafından burada esir alınmış durumda. Araya bir haber sıkıştıralım. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Hindistan'ı ziyaret etti. Gerçekten sürpriz bir ziyaret. Özellikle Çin Dışişleri Bakanı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Keşfirli ilgili Pakistan'ı destekleyen açıklamalar yapması sonrasında Hindistan'a yapılan ziyaret dikkat çekiyor. Modi ile yani Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek isteyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin talebinin reddedildiği de HindustanTimes.com'da servis ediliyor. Son durum haritasını görmektesiniz dostlar. Gece saatlerine yaşanan olaylara ilişkin son durum bu şekilde paylaşılmış. Özellikle Ukrayna'nın batısına baktığımızda bu bölgede hava savunma sistemlerinin iki Rus füzesini etkisiz hale getirdiği bildiriliyor. Tam olarak Lutz bölgesinde 10 km uzaklıkta havada bir cisim vuruldu. İA veya seyir füzesi olabilir cümlesi kullanılmış. Yine Vorni'de de Ukrayna ordusu Belarus'tan fırlatılan 3 füzeyi yani Belarus burası düşürdüğünü iddia ediyor. Lviv'de de duyuru yapılmış. Lviv Belediye Başkanı hava saldırısının olduğu yerin yakınında okullardan birinin camlarının şok dalgasıyla kırıldığını, kurbanın olmadığını söylüyor. Yine bu bölgede de dostlar füze Rivne'ye düşmüş durumda. Tam olarak bu noktadan bahsediyoruz. Rivne bölgesinde Dubno kasabasında petrol deposu hedef alındı. Rivne Bölgesi İdaresi Başkanı tarafından duyuruluyor. Bu bölgede Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalıştığını görmekteyiz. Yine Vinista bölgesinde Kaliber seyir füzesinin enkazının fotoğrafı da yayınlanıyor. Tahliye işaretini görmektesiniz. Zaporojiya bölgesinde taliyeler devam ediyor. Zaporojiya Askeri İdaresi Başkanı Maripol sakinlerinin Berdyansk'tan şehre geldiğini ve bunun bölgeden gelen ilk otobüs olduğu da belirtilmiş. Bu bölgede çatışma olduğu belirtiliyor. Sumi bölgesinden bahsediyoruz. Buranın Rus birliklerden tabii ki de tamamından değil bir kısmının temizlendiği belirtiliyor. Sumi genel olarak bölgenin şehrin ismi. Yine burada tutuklamalar var. Rus birlikleri şehir yetkililerini kaçırıyor. Muhtemelen belediye başkanı da kaçırıldı şeklinde açıklamalar yapılmış. İzyum'da Ukrayna Tos bir ay ile beraber bilindiği gibi saldırıya uğramıştı. Bu bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığını gösteren videoda yayınlanıyor. Yine Rus işgal altındaki bölgelerde de Rus basını Luans bölgesinde Rovanki kasabası üzerinde balistik füzeyi düşürdüğünü belirtiyor. Yani Ukrayna'da da balistik füzeler bulunmakta. Hoşçakalın.